Merhaba Turuncu Levi takipçileri ben Berk Demirci. Bildiğiniz üzere 2020 yılının sonuna geldik ve PlayStation Plus'ın 2020 macerası da sona erdi. Sizler için oluşturduğumuz bu videoda PlayStation Plus'ın bu sene boyunca hangi oyunları dağıttığına ve bu oyunların toplam değerinin ne kadar olduğuna daha yakından göz atacağız. Şu anda ekranda Ocak 2020 oyunlarını görüyorsunuz. Ben de sizlerle birlikte bu listeye tekrardan bakmış olacağım. Başlamadan önce hatırlatalım buradaki fiyatlar mevcut fiyatlar değil. Yani Aralık ayında oturup bu oyun ne kadarmış diye bakmadık. Bizim turunculevi.com üzerinde zaten oluşturduğumuz bu liste vardı. Bu listeye her ay yeni oyunlarla birlikte güncelliyorduk. O listede de o oyunların veriliş tarihindeki fiyatlar yer alıyordu. Yani bu videodaki fiyatları o listemizden derledik. O yazımıza da hemen açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ocak ayına baktığımızda iki tane oyun görüyoruz. Ocak ayı aslında 2020 yılının en sönük ayıydı. PlayStation Plus açısından ne demek istediğimi ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Uncharted Nathan Drake Collection bana göre Ocak ayının öne çıkan oyunuydu. Her ne kadar muhtemelen bütün PlayStation kullanıcıların oynadığı bir oyun olsa da tekrar oynamak isteyenler veya garip bir şekilde oynamamış olanlar varsa oynamayanlar için e, güzel bir fırsattı. Ben her ne kadar 1'i ve 2'yi sevmesem de Uncharted 3'ün gerçekten başarılı bir yapım olduğunu düşünüyorum. Bir sadece adam öldür devam et, adam öldür devam et tırman zıpla üzerine kurulu bir oyundu. Ocak ayında verilen bu iki oyunun toplam değeri 168 TL. Şubat ayına geldiğimizde çok iddialı bir şekilde 3 tane oyun görüyoruz. Bu 3 oyun sönük oyunlar değil. Hepsi birbirinden iddialı oyunlar. Sims 4, BioShock ve Firewall gibi oyunlar. Bu 3 oyunun toplam değeri 532 TL. BioShock'un özellikle ve Sims 4'ün ülkemizde gayet geniş bir kullanıcı, oyuncu kitlesi var daha doğrusu. Ben Sims 4'ü de pek sevmiyorum. Şimdi bütün oyunları sevmiyorum. Seviyorum, tarzını ilerliyorum ama Sims 4 tamamıyla DLC üzerine kurulu. Ya bu kötü bir şey değil ama her DLC'nin bu kadar pahalı olması oyuncular açısından pek de güzel değil. Bioshock yine bu ayın öne çıkan oyunlarından bir tanesiydi. Mart ayına baktığımızda bir Sonic oyunu görüyoruz. Şimdi ben Sonic oyunlarını seviyorum. Diyeceksiniz ki Uncharted 1 2'yi sevmiyorsun. Kardeşim sen de Sony'yi seviyorsun. Ya Sony'ye gidip 239 TL'ymiş o tarihte. 239 TL verip e, satın almazdım, oynamazdım. Ama hani PlayStation Plus'ı verildiği için bence güzel bir fırsat. Şimdi bu iki oyunun toplamı 418 lira. Mart ayına baktığımızda eğer bu şu ay içerisinde PlayStation Plus aboneliğiniz varsa ve bütün oyunları kütüphanenize eklediyseniz toplamda 1114 liralık oyunlara sahip olmuş oluyorsunuz. Nisan ayına geldiğimizde Ocak ayındaki ilk 3 Uncharted oyunu tamamlayan Uncharted 4'ün verildiğini görüyoruz. Bu oyun 84 liraymış o tarihte. Hemen yanında da yarı severlerin bayılarak oynadığı 4 Rally 2.0 4 Rally 2 işte var. Bu iki oyun toplam değeri de 359 TL. Uncharted 4 gerçekten çok ama çok iyi bir oyundu hikaye olarak da grafik olarak da. Bence yani PlayStation tarafında kesinlikle ama kesinlikle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi diyorum. Mayıs ayında tamamıyla bir şeyler yapmaya odaklı iki oyun var. Eğer belediye başkanı olacağım derseniz oraya buraya binalar dikebileceğiniz, vatandaşlarınızı zehirleyerek öldürebileceğiniz City Skylines var. Eğer benden belediye başkanı olmaz kardeşim ben orayı buraya ekip biçmek istiyorum diyorsanız da yanına bunu düşünüp Farming Simulator 2019'u vermişler. Her iki oyunda 179 TL ve Mayıs ayında verilen oyunların toplamının da 358 TL olduğunu görüyoruz. Haziran ayında, Haziran ayına geldiğimizde bu sefer de aksiyon severlere çalıştıklarını görüyoruz. Bir tarafta Call of Duty World var 2, bir tarafta da Star Wars Battlefront 2 var. Call of Duty World var 2 gerçekten çok iddialı bir oyun. Star Wars Battlefront 2 de PlayStation Plus birlikte ücretsiz bir şekilde geldiği için oynanabilecek bir oyun. Bu iki oyun toplam değeri 368 TL ve Haziran ayında yılı yarılamış oluyoruz. Yılın ilk yarısında dağıtılan oyunların toplam değerinde 2199 TL yani 2200 TL olduğunu görüyoruz. Temmuz ayında pek de beklenmedik bir şekilde NBA 2K20 verildi. 399 TL'lik fiyatıyla birlikte pek çok oyuncunun sevdiği bir açıklama olmuştu bu. Yanında da bir Tomb Raider oyunu ve bir de Erika var. Erika'yı araya sıkıştırmışlar ama olsun diyoruz. Bu üç oyun toplam değeri 582 TL. Ağustos ayına geldiğimizde fark ettiğiniz gibi tekrardan bir Call of Duty oyunu var. Call of Duty Modern Warfare 2 ve hemen yanında da Fall Guys var. Bu iki oyun toplam değeri 259 TL ve Ağustos ayında o zamana kadar dağıtılan oyunların toplam değeri de 3040 TL. Yani şimdiden 3000 barajını geçtik diyebiliriz. Eylül ayına geldiğimizde bir PUBG var. Ya PUBG'yi hani 2020 yılında vermeyin açıkçası çok bir mantığı yok. 219 TL'likte o zaman bir fiyatı vardı. Hani PUBG'ye Eylül 2020'de gerçekten 219 TL veren birileri var mı? bence yoktur. PlayStation Plus'ta da vermişler ama yani PUBG artık eski gücünde olan bir oyun değil. Hemen altında Street Fighter 5'i görüyoruz. Ben bu oyunu Ara sıra böyle girip vakit geçirmek adına oynuyorum. Ee, bu iki oyun toplam değeri 363 TL ve Ocak ayından Eylül ayına kadar verilen oyunların toplam değeri de 3403 TL. Ekim ayına geldiğimizde 4'ün yanına ekleyebileceğiniz bir de Need for Speed Payback var. Yani iki tane yarış oyunumuz olmuş oluyor. Need for Speed Payback o sırada 319 TL'ydi. Yani oyuncular için güzel bir fırsattı. Yanında da yine bence güzel oyunlardan bir tanesi olan Vampire var. Ekim ayında verilen bu iki oyunun toplam değeri 603 TL ve fark ettiğiniz gibi Ocak ayından Ekim ayına kadar verilen oyunların Toplam değeri de 4.006 TL yani yılı bitirmeden 4.000 barajını tamamlamış olduk. Kasım ayına geldiğimizde 3 tane oyun görüyoruz. Bildiğiniz üzere PlayStation 5'in tam da çıkış tarihi. Bu oyunlardan bir tanesi sadece PlayStation 5'e özeldi. Bu 3 oyunun toplam değeri 507 TL ve Ocak ayından Kasım ayına da kadar dağıtılan oyunların toplam değeri 4.513 TL. Yılın son ayına geldiğimiz yani Aralık ayına baktığımızda 3 tane oyun görüyoruz. Bu 3 oyundan Worms'un ben fiyatını bu listeye ekleyemedim. Çünkü ben bu videoyu çekerken henüz belli değildi. Siz daha sonrasında oyunun fiyatına bakıp bu listeye dahil edebilirsiniz ki muhtemelen bu videoyu izlediğiniz sırada oyunun fiyatı belli olmuş olacak. Dediğim gibi ben çekerken belli değildi. Yine de üstteki 2 oyunun toplam değeri 215 TL ve bu yılı 4728 TL'lik oyunla kapatmış oluyoruz. Şöyle kısaca tekrar bir özet geçelim. Yılın en pahalı PlayStation Plus oyunun 399 TL ile NBA 2K20 olduğunu görüyoruz. En ucuz PS Plus oyunu ise Rocket Arena. Bu da 36 liralık bir fiyatı sahip. 2020 yılında dağıtılan oyunların toplam değeri 4728 TL. En pahalı oyunların dağıtıldığı ay 600 liralık 2 oyunla 2 ayı ve en ucuz oyunların dağıtıldığı ay 168 TL'lik 2 oyunla Ocak ayı oluyor. Sizler için oluşturduğumuz bu videonun da sonuna geldik. Eğer daha çok bu tip video görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.